Herkese merhabalar. Virkon Legal ile yatırım turu serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde yatırım nedir? Yatırım almak zorunda mıyım? Yatırım turunun aşamaları nelerdir? Yatırımı kimlerden alabilirim? Melek yatırımcı kimdir ve melek yatırımcı lisansı nasıl alınabilir gibi birçok soruyu cevapladığımız bir video çekmiştik. O videoya da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu bölümde ise yatırımın biraz daha damarlarına doğru ilerliyoruz. İlk başta süreç term sheet'ten başlayacak. Due Diligence devam edeceğiz. Ortaklık Sözleşmesi'nin detaylarına gireceğiz. Sonrasında genel kurul ve kapanıştan bahsedeceğiz. Böylelikle yatırım sürecini en başından en sonuna kadar beraber tartışmış olacağız. <laughs> Bir şekilde yatırımcı ikna ettik Okan. Artık dedi ki ben sana yatırım yapacağım gibi gözüküyor. <laughs> Önümüze ilk koyduğu evrak term sheet ya da niyet mektubu. Aynen öyle. Term sheet esasında bir mutabakatname gibi de çevirebiliriz. Yani Çevir. gerçekten yatırımcıyla aramızdaki böyle şartları oturup böyle hani daha çok müzakereye yapmadan biz hangi temel ilkelerde mutabık kaldık bunu gel bir yazalım gibi bir belge. Esasında. Aslında bunu hukukçası aynen öyle. Aynen öyle ama maalesef bizde ben bunun çok yanlış anlaşıldığını da görüyorum. Sebebi de şu term sheet bu kadar müzakere edilmesi gerekmeyen belge. Yani term sheet şudur. Atarsınız. Aa bak abi şu olsun bu olsun bu olmasın tamam. Okey bunun yani belki bir hafta bilemediniz iki hafta içerisinde imzalanması lazım. Ama term sheet müzakeresi aylar sürüyorsa zaten bunun term sheet olmasına gerek yok. Direkt ortaklık sözleşmesinde geçilebilir. Bu çok da yaşanıyor bu arada bir sürü şeyde. Abi tamam bırakalım term sheet müzakeresini bari ortaklığı tartışalım ki bir anlamı olsun bu çabamızın diyoruz. Ve term sheet'te de, de en temelinde ben bu şirkette yatırım yapmak istiyorum diyor yatırımcı. Şu kadar hisse almak istiyorum. Bu hakları almak istiyorum. Sen de karşılığında bu sorumlulukları yerine getirmen gerekiyor gibi belge olarak nitelendirebiliriz değil mi? Bunu çok temelde karşılık olarak yazıyoruz, imza alıyoruz. Burada hep sorulan bir soru var. Term sheet'ler bağlayıcı mı, değiller mi? Şimdi herhangi bir hukuk evrağı iki tarafı imzalıyorsa ve bunun aksine bir kayıt yoksa bu bağlayıcı bir sözleşmedir. Hı hı. Dolayısıyla bunun gerçekten bir term sheet olmasını istiyorsak, yani gerçekten yalnızca tarafların niyetlerini ortaya koymak istiyorsak, hı hı. sözleşmenin bir yerine, mümkünse sonlarına doğru şeyi söylememiz gerekiyor. Bu sözleşmenin, bu mutabakatın şu, şu maddeleri hukuken bağlayıcıdır, şu şu maddeleri de değildir. Hı hı. Bunlar neler olabilir mesela? Tarafların birbirine verdiği bilgilerin gizliliği kıymetlidir. Dolayısıyla gizlilik bağlayıcı bir hüküm olabilir. Taraflar birbirine kişisel veri paylaşacaktır. Bunun korunması bağlayıcı olabilir. Belli bir süre en azından yatırım süreci içerisinde başkalarıyla görüşme yasağı koyulmuş olabilir. Bu bağlayıcı olabilir. Ama term sheet'i imzalamamız demek yatırım yapacağımız anlamına gelmez. Dolayısıyla değerleme, alınacak hisse, yatırım yapılması kararı burada bağlayıcı olmayacaktır denmelidir. En büyük kafa karışıklığı da orada oluyor. Hani ben sanki term sheet zaten bağlayıcı belge değil imzalayalım geçelim. Ama o değil yani term sheet'in bağlayıcı olup olmaması ne kadar bunun bağlayıcı olduğunu belirtilmesine bağlı. Hani bu belirtme kısmında genelde atlanıyor. Bunun mantığı nedir? Bir yatırım süreci içerisine gireceğim seninle diyor yatırımcı ve bu da bir süre alacak. Hani bu bazen bir haftada da alabiliyor bu arada. Çok hızlı yatırım kapattığımız zamanlar da oldu. İki taraf her şeyde mutabıksa ve hız kaygısı varsa. Ama bazen aylar da sürebiliyor. Bu aylar sürme noktasında ortaklık sözleşmesi hazırlanacakken diyorlar Ruski bize ortaklık sözleşmesini hazırlamaya temel teşkil edecek bir belge olsun. Hani biz neyden yola çıkalım? Hani bu şartlarda mutabıktık. Hani Törmüş'te de bunu belirten bir belge esasında. Aynen öyle. Beraberinde de aslında bu sürece yol çizmesi bakımından da çok kıymetli. Çünkü şey çok karşımıza çıkıyor. Ortaklık sözleşmesinde yatırımcı bazen başka koşullarla geliyor karşısına. Dönüp şey diyebiliyorsun ya biz bunu term sheet aşamasında yani niyet mektubunda müzakere etmiştik. Bu böyle olmayacak. Ya da tam tersi de yaşanabiliyor. Hı hı. Yatırımcı diyor ki hani bu değerlemeden yapacaktık bu yatırımı. Girişimci buna karşı bir şey söylemesi gerektiğinde artık yeni bir argüman getirmesi gerekiyor masaya. Dolayısıyla en azından o ana masayı, ana şartları bu evrakla belirlememiz gerekiyor. Bir de Mümtaz bu yatırım sürecine geçmeden önce yani term sheet imzalandık artık detaylı yatırım da yapılacak, ortaklık sözleşmesi falan olacak. Onun öncesinde bir şirketin artık didik didik edilmesi anlamına da gelebilecek bir aşama var. Due diligence dediğimiz. Yani bu... Bence didi olarak kısaltılıyor bundan sonra didik didik. <laughs> Aynen, didi nedir abi deyince <laughs> didik didik. didik, didik. Bence, de Bence bugün bu videonun en iyi çıktısı bu ee, oldu. Kesinlikle. Ve bu due diligence süreci nedir, neden yapılması gerekiyor ve bu süreçte ne gibi aşamalar var? Bundan biraz bahsedebilir misin? Şimdi term sheet'i imzaladık, niyetlerimizi ortaya koyduk ve bu. Bu niyetleri ortaya koyarken bir öngörüyle, bir varsayımla yatırımcı bu yatırımı yapmak istiyor. Bu varsayımda ne? Girişimci öncesinde bir takım bilgiler söylüyor. Diyor ki ben şöyle bir şirket kurdum ya da şöyle bir fikrim var. Şöyle şöyle aşamalardan geçtim. Bu şöyle bir değerlemeye sahip. Dolayısıyla gel bana yatırım yap. Sen de istiyorsun ki girişimcinin bu söylediği şeyler gerçek hayatta bir yansıma buluyor mu? Bunu anlayın. Dolayısıyla bunu gösteren bütün emareleri, hem avukatını hem de finansını inceletiyorsun. Aslında due diligence dediğimiz şeyin arkasında bu yatıyor. Girişimci bir takım şeyler söylüyor. Biz bunu hukuk dilinde beyan ve tekeffül diyoruz aslında. Bir takım şeyler söylüyor sana ve bunları doğrulamaya çalışıyorsun. Bunu yaparken gerçekten şirket var mı noktasından başlıyor yaptığımız şey. Yani gerçekten böyle kurulu bir şirket var mı kadar temel bir şeyden girip en son şirketin sözleşmelerinin incelenmesi, ortaklık hepsinin incelenmesi, verdiği sözlerin incelenmesi, vergilerini ödemiş mi borçlarını ödemiş mi bazen şey bile görürsün yani elektrik faturalarının bile kontrol edildiğini görürsün bu sürecin sürecinde. Yani bu şirketin ve şirketin kurucularının bütün yükümlülüklerine dair ve haklarına dair her şeyin incelenmesi de diyebiliriz aslında. Aynen yani öyle. bu elektrik ve su faturası da olabilir veya özel iki şirket arasında yaptığı sözleşme de olabilir. veya da ortakların kendi içerisindeki anlaşması da olabilir. Aynen öyle aslında bir görüntüleme yapmaya çalışıyoruz burada. Bu gerçekten hani röntgen kadar basit bir şey de olabilir. Bazı yatırımlarda çok kısa geçilebiliyor bu. Bir bakayım hani her şey yerli yerindeyse yatırım yapayım da denebiliyor. Bazen bu bir MR seviyesine de gidebiliyor. Yani gerçekten şirketin her şeyini okudun, her şeyi raporladın, bir dokümana dönüşebiliyor. Yapmaya çalıştığımız şey en azından bize avukat olarak. Yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek herhangi bir şey varsa onu yatırımcıya söylemek. Dolayısıyla bir rapor aslında duyulacağını istediğimiz şey. Beraberinde burada riskleri sınıflandırıyoruz. Bazı şeyler var ki yatırımcıya diyoruz ki ya lütfen yatırım yapma bu şirkete. Çünkü her şey sana söylendiği gibi değil ya da burada senin görmediğin riskler var. Bu gerçekten beyanlardan da kaynaklı olabilir ya da regülatif de bir şey olabilir. Yani bu işi yapıyorlar ama bu işi yapmaya ehil değiller ya da bu işi yapmak için bir lisansa bir izne ihtiyaçları var ya da bu ülkede bunu yapmak yasak. Dolayısıyla bizim kırmızı bayrak dediğimiz ya da yurtdışında red flag dediğimiz burada ciddi bir konu var dediğimiz kısım. Bazen bunlar turuncu olabiliyor. Yani Konu ciddi ama yatırım yapmanın da önüne geçmiyor. Dolayısıyla bunu bilmen gerekiyor dediğimiz şeyler olabiliyor. Bu konuda da yatırımcıyı bilgilendiriyoruz. Hı -hı. Bazı şeyler de var ki usulün uygun olarak yapmışlar. Yani bunları yeşil olarak işaretliyoruz ve yatırımcıya şöyle bir rapor çıkarıyoruz. Bir özet ayarladın. Ey yatırımcı, girişimci anlattığı gibi bir hikaye sunmuş sana. Şöyle şöyle konularda önünde yasal, işte e, vergisel ya da herhangi bir sebepler riskler var. Bunlardan haberdar ol. Hı -hı. Bunu yaptıktan sonra da yatırımcı şunu diyebiliyor. E girişimci. Biz seninle bir takım şeyler konuştuk öncesinde. Buna göre bir değerleme çıkarttım bana. Buna göre bir para istedim benden. Ben baktım ki bu iş böyle değilmiş. Dolayısıyla, "A ben bu değerlemeyi kabul etmiyorum. B bu para sana az ya da çok." Dolayısıyla bunları söyleyebilir ya da diyebilir ki, "Ya benim hiç beklediğim gibi çıkmadı bu şirketin içi. Ben bu yatırımı yapmıyorum." Aslında bu term sheet'in yani niyet mektubunun bağlayıcı olmamasının sebebi de bu. Bir varsayım var ortada. Ben bunu doğrulamaya çalışıyorum. Her her şey ise ortaklık sözleşmesine gideceğim. süreçte zaten dediğin gibi bazen değişebiliyor. Yani yatırımcı bazen kararı başta vermiş oluyor. Diyor ki ya bir bakın beni çok sıkıntıya sokacak şey var mı? Hani biraz inceleyin diyor. Veyahut da ben hani yatırım yapmayı düşünüyorum. Bir inceleyin tamamen ortaya görün. Ona göre karar vereceğim diyor. Hani o ikisine göre aslında işin detayı ve o kırmızı turuncu bayraklar değişebiliyor yani. Aynen öyle. Dolayısıyla Duda bütün amacımız bu. Şirketin röntgenini ya da emarini çekmek. Hı. Detaylı bir şekilde yatırımcıya bakın her şey iyi ya da burada bir takım problemler varı söyleyebilmek. Hı hı. Ee, şimdi dediğin gibi Törmüş'te imzaladık. Okey artık yani yatırımcının bu şirkete yatırım yapma niyeti var. Belli asgari müştereklerde de anlaşıldı. Sonrasında avukatlar ve finansçılar bu şirketin röntgenini çektiler, didik dedik ettiler. Ondan sonra tamam bunda da mutabık kalındı. Bu şirket yatırım yapılabilir bir şirket. Orada ufak bir virgül gireyim. E, şey de olabilir ya bunlar eksik düzeltin gelin de diyebilirsin. Atıyorum iş sözleşmeleri eksiktir ya bunları imzalatın. Kesinlikle. İşte şu eksiktir bunu yapın da diyebilirsin. Dedik dedik sonrası böyle bir yere de varabilirsin. İş sözleşmelerini de tamamlattırdı girişimciye yatırımcı. Ondan sonrasında artık ortaklık sözleşmesi aşamasına geçebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve o ortaklık sözleşmesini neden imzalıyorlar? Yani biz Sonuçta bir şirket kurduk ve bu şirketin esas sözleşmesi olacak. Şirketin esas sözleşmesine bunları yazamıyor muyuz da ayrıca bir tane daha sözleşme yapmamız gerekiyor? Burada şartları belirleyemiyor muyuz da buraya çeşitli hükümler koyuyoruz? Neden bir ortaklık sözleşmesi hazırlanması kesinlikle gerekli? Yapamıyoruz. Kısa cevabım bu çünkü şöyle bir gerçek var. Startup hukukundaki kavramların önemli bir kısmı Anglo-Sakson hukukundan ülkemize gelmiş durumda. Yani Amerikan hukukunun başını çektiği hukuk hmm. sisteminden gelmiş durumda ve bir sürüsünün de bir yansıması bizim hukukumuzda ne yazık ki yok. Son bölümümüzde bahsedeceğimiz işte tag along, drag along right of first refusal, vesting gibi bir sürü kavram ne Türk Ticaret Kanunu'nda var, ne Türk Borçlar Kanunu'nda var, ne Türk İş Kanunu'nda var. Dolayısıyla bunların yansımaları bizde yok. Ama bu enstrümanlara da ihtiyacımız var. Çünkü bunlar yıllardır tecrübeyle gelmiş olan enstrümanlar. Yani girişimler büyürken, kapatılırken, satılırken bunlar hep ihtiyaç duyulmuş. Dolayısıyla bunun da bir şekilde hukuka nakşedilmesi gerekiyor. E, hukumuzda hukukumuz da sağ olsun bu konuda bize bir esneklik getiriyor. O da sözleşme serbestisi. Taraflar kanun emredici hükmü yoksa ortada, yani buna aykırı bir şey yoksa, yaptığın şey alaka aykırı, hukuk aykırı değilse sen dönüp buna ilişkin bir sözleşme yapabiliyorsun eşit taraflar olarak. Sana bu imkanı veriyor. Ama karşısına da koyduğumuzda anonim şirketlerde çok kısıtlayıcı bir hukuk. Hatta hukuk teorisine gittiğinde çelik korsa diye tanımlıyorlar. Yani bir sürü şey izin vermiyor, sana çok dar bir alan veriyor. Dolayısıyla bu ikisinin ortasında bir form yakalamak, ortaklık sözleşmesi. Yani esas sözleşmeye koyamadığımız, beraberinde de ihtiyacımız olan hükümlerle tarafların bir ortak mutabakatını sağlamak aslında yaptığımız şey. Peki o süreçte term sheet imzalandı. Artık en yani, due diligence de yapıldı. Hani bu ortaklık sözleşmesi ne kadar uzun sürüyor? Ne kadar süre alıyor senin daha önceki tecrübelerine göre? Çok değişken. Çünkü özellikle hani ilk bölümde şeylerden bahsetmiştik. Turlardan bahsetmiştik hatırlıyorsun. Bir erken aşama yatırımda bazen her şeyi sıfırdan ortaya koymak zorunda kalıyorsun. Halihazırda şirketin bir ortaklık sözleşmesi olmuyor. Dolayısıyla o temel yapıyı inşa etmek durumunda kalıyorsun. Dolayısıyla bu zaman alabiliyor. Ya da tam tersi artık seri A, seri B, seri C'ye gidiyorsan da hükümler çok detaylanabiliyor. Dolayısıyla belki bir ilk yatırım turunda büyük mü yarım sayfada bir sayfada anlatabiliyorken sen iş seri C, seri D'ye girdiğinde bütün detayları tartışmak zorunda kalıyorsun. Kesinlikle. Bütün o duvarları, bütün açıkları kapatmak durumunda kalıyorsun. Ve seri C'ye D'ye geldiği zaman bu sözleşmeye dair yorum yapacak taraf sayısı da çok artıyor ve o da uzuyor. Zaten hani ben bazen onu söylüyorum girişimciye 20 tane taraf varsa burada hepsinin cevap vermesi bazen birisi bir şey sorduğunda cevap verme bir gün oluyor sonra ona diğer kişi soru soruyor. Zaten herkes birer mail atsa bu 20 gün alıyor gibi bir durum var. Bir de onun avukatlarına sorması, eş dosta sorması, yatırım grubuna danışılması gibi gelince süreç çok anlamsız uzayabiliyor. Dolayısıyla ben böyle bir haftada 10 günde kapattığımız yatırımlar hatırlıyorum. Ama 6 ay süren yatırımları da hatırlıyorum. Çünkü gerçekten 20 tane 30 tane melek yatırımcı almış olmuyor almış oluyor girişimci. E 5-10 tane de VC'nin girdiği oluyor. Bir sonraki turda birkaç VC daha gelse zaten mail atman gereken 50 kişi oluyor ortada. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında bir tarafların müzakere hızı ve niyeti, iki taraf sayısı, üç de sözleşmenin zamanı artı kompleksliği olarak söyleyebilirim bunun faktörleri. Gayet iyi anlattın ve onun sonrasında ortaklık sözleşmesi de imzalandı ve işin bir de artık şirket tarafı var. Yani Aynen şirket mi? tarafında yerine getirilmesi Borçlar Hukuku'nun sözleşme serbestlisi kapsamında iki tarafın arasında belirlediği hükümlerin bir de şirket yansıması ve ticaret sicili tarafına bildirilmesi var ve bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Aslında dediğin gibi bir şirketin esas sözleşmesi var. Burada yatırım dediğimiz şey şirketin sermayesinin teknik olarak arttırılması aslında. Dolayısıyla Hı. şirkete dışarıdan para girmesi ve şirketin bütün sermayesinin yükselmesi. Bunu yapabilmek için de şirketin bir genel kurulu yapması gerekiyor. Genel kurulu yapmak için de bir esas sözleşme değişikliği yapmak gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir süreç oluyor. Taraflar önce bir genel kurulu için hazırlık yapıyor. Bu ortaklık sözleşmesinde Türk hukukuna uyum sağlayabilecek hükümleri tespit ediyor. Bunları içerisinden çıkartıp esas sözleşmeye değişiklik hazırlığı yapıyor. Beraberinde genel kurulu eğer tüm tarafları toplayabiliyorsa çağrısız bir şekilde, eğer toplayamıyorsa 3 hafta önceden insanlara bildiğin davet mektubu göndermek suretiyle topluyor. Beraberinde de Sermaye arttırımları bizim bakanlık temsilcisi ya da komiser dediğimiz kişinin denetimiyle gerçekleşiyor. Bakanlık sürecin doğru işlediğinden emin olmak için bir tane görevli gönderiyor ve o bütün genel kurulu evraklarını seninle beraber inceliyor. Ana ev, evrakları da imzasını koyuyor. Dolayısıyla onu da davet edilmesi gerekiyor bu genel kurula. Toplanıyorsun bayağı bir toplantı odasında. Hem şirketin geçmiş finansalları üzerinden geçiliyor. Hem şirketin faaliyet raporları üzerinden geçiliyor. Hem de bu yeni yapılacak değişiklikler üzerinden geçiliyor. Böylelikle hem şirketin mevcut yapısı incelenmiş oluyor. Aslında due diligence'ın bir yansıması da burada gerçekleşiyor. Sonrasında da yeni yapı herkes tarafından mutabakata eriştiriliyor. Böylelikle genel kurulda tamamlamış olduğunda bu çıkan evrak sicile tescil olduğunda senin ortaklık sözleşmenin ana hükümleri mümkün olduğu ölçüde esas sözleşmesinde de bir yansıma görmüş oluyor. Zaten çekişme ve bir müzakere olmuyorsa bu genel kurul süreci önceden de evraklar hazırlandığı için aslında Hazırında yani hani herkes orada olduğu anda bir imzalama prosedüründen de ibaret diyebiliriz. Ama tabii ki bazen de çok uzun sürebiliyor. Ve şey de eklemek lazım her zaman. Sicillere bakarsanız mesela iki hafta önceden başvurun diyor. Ama yani resmi yazı. Ama prosedür hepsinde ona artı bir hafta da eklemek yani. Üç hafta gibi bir süreçten başlatmak. Peki orada çağrılı çağrısız durumlarına da bir değinebilir misin çok kısa? Şöyle, işte herkesi bir araya toplayabiliyorsan bu bir çağrısız genel kurul oluyor. Ama tabii ki bakanlık temsilcisine haber verdiğin için en azından bir iki gün önceden o planlamayı yapman gerekiyor. Ama eğer bu bir çağrılı genel kurulsa en az 3 hafta öncesinden herkese mektup göndermen gerekiyor. Şu tarihte, şu saatte, şu içerikle bir genel kurul yapacağım ben, gel. Çünkü gelmeyen kişinin buradaki kararlara ilişkin bir habersiz kalma durumu var. iki buna itirazları ve dava hakları var. Dolayısıyla onların usulüne uygun olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Eğer yurt dışında biri varsa da bu sürecin daha da uzayabileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla mümkün olduğunca çağrısız genel kurulları tercih ediyoruz. Bir de genel kurul sürecini tamamlandıktan sonra işin kapanış kısmı var. O işin en keyifli kısmı zaten. Çünkü bütün o stres bitmiş oluyor, evraklar onaylanmış oluyor. Kapanışın bir kısmı sicilde tescil aslında. Çünkü sen evrakları veriyorsun, bakanlığın siciline bu iletiliyor ve herkesin görebildiği bir ticari sicil gazetesinde bu yayınlanıyor. Bu işin ilk fazı. Sonrasında bu sermaye artırımında yeni ihraç edilen, yeni çıkan hisseler yeni gelen yatırımcılara dağıtılıyor. Hı. Dolayısıyla bunun bir devir kısmı var. Son aşamasında da bu şirketin defterlerine işleniyor. Hı hı. E, bu paylar o kişinin adına geçiyor ve pay senetleri bastırılıyor. Burada şey de söylemek lazım, bu bastırma Türk hukukunda çok kıymetli. Çünkü bastırılmış hisseleri elinde tutan kişi eğer iki sene bunu elinde barındırıyorsa satışı vergisiz oluyor. Dolayısıyla exit'te çok büyük bir avantaj getiriyor. Dolayısıyla bunu atlamamak gerekiyor. Şeyler de olabilir. Yatırımcılar yönetim kuruluna dahil olmak istiyorsa yönetim kurulu ve kabullerinin de bu aşamada gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun atlanmaması gerekiyor. Bence keyifli bir bölüm oldu mümtaz. Özellikle bir sonraki videoda yatırım sözleşmesinin yani ortaklık sözleşmesinin detaylarına ve oradaki detay maddelere yatırımcının hangi hakları istediğine ve girişimcinin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağımız video öncesinde o süreci özetleyen hani hangi süreçlerden geçeceğini anlatan güzel bir video olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle söyleyebiliriz. Virkon Legal ile yatırım turu serisinin ikinci videosunu izlediniz. Bu seride bir yatırım süreci hangi aşamalardan oluşuyor? En başından en sonuna kapanışa kadar ele aldık. Bir sonraki videomuzda işin daha detay kısımlarını, işin ortaklık sözleşmesinde girişimcinin dikkat etmesi gereken yatırımcının talep ettiği hakları ele alacağız. Bizi her zaman açıklamada belirttiğimiz mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.